Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle pirinç modeli çalışacağız. Pirinç modeli hem erkek giyiminde, kadın giyiminde ve bebek giyiminde sıklıkla kullandığımız çok güzel ve kolay bir çalışma. Aynı zamanda gayet de şık durmakta bakınız. Hem kıyafette hem atkı ve şallarda kullanabileceğimiz çok geniş kullanım alanı olan bir model. Modelimizi biraz şöyle dolgun iplerle örersek çok daha güzel kendisini gösterecektir. İnce ipler, zayıf ipler biraz daha cılız kalmakta bu modelimiz için. Bakınız, burası bayağı orta kalınlıkta bir ipimle çalıştım ve modelim kendisini çok çok güzel gösterdi. Evet, tabii ipimize uygun şişlerle de çalışırsak gayet güzel olacak. Şişim 4 numara. Şöyle baktığımızda 4,5 numara şişimle çalışmışım ipimizi. Gayet güzel oldu. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Pirinç modelimizi uygulamak için şişime biraz ilmek taktım ve bir sıra düz ördüm. Şu şekilde bir haroşa görüntümüz oluştu. Sizler öreceğiniz lastiği ya haroşa olarak ya nasıl isterseniz, iki ters, iki düz ve uygun bir lastik ayarladıktan sonra modelimizi direkt şu şekilde uygulamaya başlayabiliriz. Tekli pirinç öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden boş alıyorum. İpim de biraz dolgunca bir ip. Bakınız, modelimizin daha güzel görünmesi için pirinç modelleri dolgun iplerde daha hoş görünmekte. İlk ilmeğimi boşaldıktan sonra bir tane ters, bir tane düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Ters, düz. Ters, düz. Ve bütün ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak örüyorum. Bakınız, düz, tekrar ters, düz, ters, düz, ters örüyorum. İlmeklerimi bitiriyorum. Ters ördüm, düz örüyorum. En son ilmeğimi yeniden düz olarak bitiriyorum. Son ilmeğimizi mutlaka düz olarak bitirelim. Bakınız, sıradan bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak bütün ilmeklerimizi bitirdik. Her ilmeğimizi aynı yönde bir defa ördük. Tersimizi bir, düzümüzü bir ve örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz. Şöyle bakıyoruz, bakınız, arka yönde. Terslerimizi ve düzlerimizi görmekteyiz. Pirinç örgümüzde her sırada farklı örüyoruz. Bakınız, şimdi düzümüzün üzerine ters, tersimizin üzerine düz örgümüzü yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum ve ters ilmeğimle karşılaşıyorum. Hemen tersimi düz olarak örüyorum. Düz örgümü ters olarak örüyorum. Tersi düz. Düz örgümü ters olarak örüyorum. Ters örgümü düze çeviriyorum. Düzü ters örüyorum. Tersimi düz olarak örüyorum. Tekrar düzü terse çeviriyorum. Tersi düze. Bakınız, arka sırada hemen aynı gördüğümüz şekliyle örmedik. Olduğunun tam tersine çevirdik. Düzü ters, tersi düz. Sıramızın sonuna doğru ilerleyelim. Sıramızın sonuna doğru geldim. Bakınız, düzlerimizi ters, terslerimizi düz ördüm. Son düz ilmeğimi terse çeviriyorum. En sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimizi hep düz olarak örelim. Ve çeviriyorum örgümün yönünü ve şöyle bakıyoruz. Bakınız, pirincimiz kendisini göstermeye başladı. Şimdi bu yönde de biraz önceki, yani ikinci sıradaki yaptığımız işlemimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi tersi çeviriyorum. Ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tersimi düze çeviriyorum. Düz ilmeği ters, tersi düz. Evet, bu şekilde istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Ben biraz daha büyüteyim, görüşelim. Evet, bir ilmeğimiz ters, bir ilmeğimiz düz bir şekilde örmeye devam ettim ve bakınız, böyle çıtı pıtı bir görüntümüz ortaya çıktı. Şimdi biraz da büyümüşken üzerinde yeniden örmeye devam edelim biraz daha. Bakınız,
Daha belirgin olduğu için daha kolay anlaşılabilecektir. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bakınız, ters ilmeğimi hemen düze çeviriyorum. Düz ilmeğimi terse çeviriyorum. Ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ters. Düz ve ters. Bakınız. Ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Düz ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar düz, ters. Sona kadar örelim. Bakınız, gayet zevkli bir örgü. Dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Ama ipimiz kalın olursa modelimiz çok daha güzel ortaya çıkmakta. Tersimizi düz. Tekrar bakınız. Yeni öğrenen kardeşlerimize daha kolaylık olması için, bakınız, düz örgümü hemen ilmeğimi öne alıyorum, ters. Tekrar tersimi düz, düzümü ters ve son ilmeğimizi düz olarak örelim. Her seferinde son ilmeğimizi düz örüp tamamlayalım ve örgümüzün hemen arkasını çevirelim. Arkasından şöyle bakalım. Bakınız, arkasında da aynı çıtır pıtır çok güzel görüntüsünü görmekteyiz. Şimdi birinci ilmeğimizi boş örmeden alıyoruz. Şu şekilde örmeden aldım. İkinci ilmeğime bakıyorum. İkinci ilmeğim düz. Hemen ipimi öne alıyorum. Terse çeviriyorum. Sıradaki ilmeğim ters, düze çeviriyorum. Bir sonraki ilmeğim düz, onu da ters olarak örüyorum. Düzleri ters, tersleri düz olarak alıyorum. Her sırada mutlaka yön değiştiriyoruz. Şöyle görelim. Düz. En son ilmeğimizi yine isterse düz örmüş olalım, hiç fark etmez. Buradaki kuralımız değişmiyor. Her seferinde düz olarak örelim ve kenarımız şu şekilde düzgün olsun. Bakın. Şöyle kenarımıza bakalım. Bakınız, diğer kenarımız da gayet düzgün bir şekilde görülmekte. Şöyle baktığımız zaman her bitişte düz olarak örüyoruz ve ilk örgüye başlarken örmeden alıyoruz. Ve kenarımızı şu şekilde olmasını istiyoruz. Evet, pirinç modelimizi bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Her sırada yönümüzü farklı örerek modelimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde hem önden hem arkadan görüntüsüne bakalım. Bakınız, aynı görüntüsü. Evet, modelimizi ve çalışmamızı böylece tamamladık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.